Dark Web ve Deep Web'i eminim hepiniz duymuşsunuzdur. İlla ki hayatınızın bir döneminde merak etmiş, araştırmış veya herhangi bir yerden videolarını izlemişsinizdir. Benim çocukluğumdaki en büyük gizemlerden biri Deep Web ile ilgili YouTube videolarını izlemekti. Onları izledikçe sanki gerçekten hiç bilinmeyen şeyleri görüyormuşum, erişiyormuşum gibi, kimsenin duymadığı bilgileri ben öğreniyormuşum gibi hissediyordum. Pek bilinmeyen gizemli şeyler insana her zaman haz verir. Peki daha önce Deep Web'i ziyaret edenleri ve yaşadığı deneyimleri hiç dinlemiş miydiniz? Eğer hazırsanız başlayalım. Korkunç deneyimler. Dark Web'i ilk duyduğumda lisedeydim. İnternetin içinde gizli bir ağ fikri 13 yaşındaki ben için çok davetkar görünüyordu. Bilgisayar bilimine karşı her zaman bir yeteneğim vardı. Bu yüzden ilk duyduğumda onu aramamam mantıklıydı. Ancak bu 10 yıl önceydi ve internet hala çok ilkeldi. Kendi kendime eğitim için kaynaklar da çok sınırlıydı. Ve bu nedenle bu gizli hazineleri keşfetmek benim için ne kadar cazip olursa olsun anlamam biraz zaman aldı. Tor'da ilk kez çevrimiçi olduğum zamanı hatırlıyorum. Bilinmeyeni keşfetmenin heyecanıyla neredeyse başım dönüyordu. Kapsamlı bağlantı kataloğunun bulunduğu gizli wiki sayfasına gittim. Bazı çevrimiçi silah ve eczaneleri ziyaret ettim ve günü sonlandırdım. Heyecan vericiydi ama sıra dışı bir şey değildi. Ancak Tor'u bir sonraki açışımda işler karıştı. Herkesin kaydolarak kullanabileceği anonim bir sohbet sitesine rastladım. Oradaki adamlar gerçekten iyi görünüyorlardı. Onlara Tor olayına yeni başladığımı söyledim ve bana temelleri ve ağda her şeyin nasıl çalıştığını açıklamak için zaman ayırdılar. Rahat ol, diye yazdı içlerinden biri. Peki ne arıyorsun? Karanlık ağ hakkında hikayeler duyuyordum. Bu yüzden anlaşmanın ne olduğunu kontrol etmeye geldim ama hepsi oldukça sakin diye yanıtladım. Sanırım bazı sürprizler bekliyordum ama burada sadece yasaklı maddeler ve silahlar var. Ben samimi fikrimi söylemiştim. Sen iyi bir adamsın. Sürprizleri seviyorsan bu bağlantıyı takip et, diye yazdı ve çıkış yaptı. Bağlantı beni özel bir foruma götürdü. Reddit'e benziyordu ama daha temeldi. İlk konu yerel olarak temin edilebilen maddelerden kokain yapmanın nasıl yapılacağı hakkında kapsamlı bir tartışmaydı. Ayrıca kloroksinelol ve öğütülmüş şeker kırışımını kendine enjekte etmek gibi farklı diğer alışılmadık yükseklikten türlerden de bahsediyordu. Bir kullanıcı yüksekliğin o kadar güçlü olduğunu 12 saat sonra hala sersemlemiş olduğunu bildirdi. Başka bir konu evcil hayvanlarınızla seks yapmanın en iyi yollarını tartışıyordu. Ne kadar iğrenç olsa da kullanıcılar ayrıca insan hayvan seks olduğu porno sitelerine bağlantılar da gönderdiler. Yorumlar bölümünde sessizce duran, zararsız görünen bir bağlantıya rastladığımda birkaç saattir etrafıma bakıyordum. Konu satırı NSFW'ydu. Bu noktada bir kadının bir atla seks yaptığını görmüştüm. Bu yüzden beni şaşırtabilecek pek bir şey yoktu. Ya da ben öyle sanıyordum. Bağlantı beni geri sayım saatinin 0'a 11 kala çalıştığı bir sandalyede oturan bir kızın video akışına götürdü. Kız uykulu görünüyordu. Muhtemelen yasaklı madde etkisindeydi. Gözleri yarı açık bir şekilde kameraya bakıyordu. Neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Web sitesi minimalistti. Sadece bir yorum çubuğu ve başka hiçbir gösteriş yoktu. Bir şeyler yazmayı denedim ancak web sitesi bana bir misafir olduğumu ve yorum bırakmak için kaydolmam ve yaklaşık $50 ödemem gerektiğini söyledi. 0'a 5 kala bir adam odaya girdi ve mobilyaları iterek taşımaya başladı. Yorumlar bölümü aniden harekete geçti. Yaklaşık 50 kullanıcı daha oturum açmıştı ve hepsi müstehcen yorumlar bırakıyordu. Adam monitöre yaklaştı. Bir şeyler okudu. Sırıttı ve geri döndü. Birden bunun canlı yayın olabileceğini fark ettim. Geri sayım saati 0'a doğru geri sayarken arka planda Beethoven çalmaya başladı. Adam ekrana geri döndü. Bu sefer elinde bir İsviçre çakısı vardı. Bu arada yorumlar bölümü sapık yorumlarla doluydu. "Gömleğini yırtın!" diye yazmıştı biri. Ve biraz sonra adamın kızın gömleğini kestiğini ve kızın üstünün kısmen çıplak kaldığını gördüm. "Boğazına tükür!" diye yazdı bir başkası. Ve adam bunu da yaptı. Aniden olayın kuantumu kafamda dank etti. Bir grup hasta insanın izleme zevki için canlı olarak işkence gören bir kız vardı. Neredeyse kusacak gibi hissettim. "Sopayla kaburgalarına vur." Bir sonraki istekti. Adamın masanın altından beyzbol sopasını çıkarıp sağ göğsüne savurmasını
ve vuruşun gücüyle onu devirmesini dehşet içinde izledim. Yorumcular, "Haha bayıldım, bir kez daha!" diye yazarken kız acı içinde haykırdı. "Mükemmel bir burnu var, hadi kıralım!" diye yazdı biri. "Hey, ona su işkencesi yapmaya ne oldu?" diye yazdı diğeri. Omurgamdan bir ürperti geçti. Bir yerlerde bir zindanda kilitli, muhtemelen ailesinden kaçırılmış, canlı yayında işkence görecek ve sonunda, gösterinin sonunda öldürülecek bir kız vardı. Ellerim hala titrerken tüm bağlantıları kapattım ve bilgisayarımı kapatıp biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktım. En tatsız anılarımdan biri olmaya devam ediyor. Bu cümleyi yazarken hala kafamın içinde çığlık attığını duyabiliyorum o kızın. Bilgisayarımda hala Tor var. Ama artık hizmeti kullanmıyorum. Sadece onsuz mutlu olduğumu düşündüm. Dark Web sanıldığından daha kötü. Dark Web'e girip yaklaşık 10-15 dakika gezindikten sonra çok sayıda Onion URL'si, yani Dark Web sitelerinin URL'leri olan bir sayfa buldum. Bu yüzden yüzlercesi olduğu için bazı rastgele URL'leri ziyaret etmeye karar verdim. O zamanlar bunun bana bir gece uykusuna mal olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Birinci URL'yi ziyaret ettim ve yasaklı madde satan bir web sitesiydi. Kripto paralar hakkında yaptığım araştırma sırasında Silk Road hakkında okuduğum için bu tür şeylerle karşılaşabileceğimi biliyordum. Sonra ikinci rastgele URL'yi ziyaret ettim ve bu sözleşmeli katilleri işe almak için bir web sitesiydi. Tüm katiller kod adlarıyla listelenmişti ve becerileri, öldürmeleri, başarı oranları, İşe alma maliyetleri ve benzeri aşağıdaki resimlerdeki gibi yan yana belirlenmişti. Bu sırada biraz gerginleşmiştim ama sonra 3. rastgele URL'ye doğru gittim. Bu URL beni insan organları satan bir web sitesine götürdü. Burada çeşitli organlar taban fiyatları ile birlikte listelenmişti ve kişi miktara girip sipariş verilebiliyordu. Bundan sonra 4. rastgele URL beni işkence tekniklerini öğreten bir web sitesine yönlendirdi. Her işkence tekniğinde farklı cinsiyet ve yaş gruplarına ait insanların birçok videosu vardı. Bu videolar izlenemeyecek kadar zalimceydi ve saatlerce uzunluğundaydı. Bu videolarda belki de kişi, çocuk sonunda ölmüştü. Ben izleyememiştim. Bu noktada biraz iğrendiğimi hissettim ve bilgisayardan bir süre uzak kaldım. Sonra yaklaşık 15-20 dakika sonra 5. rastgele URL'ye doğru gittim ve beni yasa dışı ve yasaklı porno içeren bir web sitesine yönlendirdi. Sonraki birkaç rastgele URL aynıydı. Tüm web siteleri yasa dışı ve yasaklı pornolar içeriyordu ve kullanıcılardan bunları satın almaları isteniyordu. Bundan sonra Dark Web'ten çıkmayı düşündüm ama son bir şans daha vermek istemiştim. Eğer bir sonraki web sitesi de aynı içeriği yayınlarsa kesin çıkacaktım. Sonra en kötü kısım geldi. Sonuncu rastgele bağlantım, insanların nasıl pişirilebileceğini öğreten ve onları mümkün olduğunca canlı tutan bir web sitesine götürdü. Sadece bu değil, aynı zamanda insanların coğrafi konumlarına, yaşlarına, cinsiyetlerine, yapılarına göre farklı pişirme prosedürleri vardı. Bununla birlikte her prosedüre eklenmiş videolar vardı. Hiçbirini oynatamadım bile. Çünkü küçük resimleri bile iğrençti. Neden birinin bunu yaptığını anlayamıyorum. Bu düşünce aklıma geldi ve Dark Web'i bıraktım. Bundan sonra birkaç gün travma yaşadım. Bu olaylardan sonra araştırma amaçlı ve sadece meraktan birçok kez Dark Web'e girdim. Ama bu en kötüsüydü. Dışarıda ne olduğunu görmek istemezsiniz. Sizi hemen duyarsızlaştıracaklar. Bir daha asla aynı kişi olmayacaksınız. Yani mesele şu. Eğer gerçek bir şeyler görmek istiyorsanız Deep Web sitelerindeki sohbetlere ve tartışma forumlarına katılın. Bunlardan birçoğu var. Burada Dark Web'de uzun süredir bulunan ve size bazı özel sitelere bağlantılar ve davetler gönderebilecek kişileri bulabilirsiniz. Böyle bir forumdaydım. Ve neden bilmiyorum ama aktif bir kullanıcıya, adına Ron diyelim, şöyle bir soru sordum. Karanlık Web'de yeniyim. Başıma ne kötü gelebilir ki? Şey, ölebilirsin. Diye cevapladı. İlginç görünüyor diye geri yazdım. Ondan sonra bana giriş yapmam için bazı bağlantılar ve veriler gönderdi. Hala korku veya kıtılık belirtisi yoktu ama kesinlikle heyecanlıydım. Deep Web'deki o kanlı şeyler hakkında bir fikrim vardı. Örneğin Red Rooms.
ve diğer türlü saçmalıklar vardı ama onları ziyaret edecek cesareti hiç bulamadım. Bazılarına farklı sekmelerde tıkladım ve beklediğim gibi bu sayfalar işkence gören insanların her türlü fotoğraflarıyla doluydu. Ama Ron'un dediği gibi hiçbir beni öldürmeye yetecek kadar yakın değildi. Bir tanesi hariç. Ona hiç hazırlıklı değildim. Gerçek sitenin bypass sayfasına bakmak bile beni gerçekten korkuttu. Titreyen ellerimle giriş yaptım. Hala çok pişmanım. Site sonunda canlı olup olmadığını bilmediğim bir video yayınlamaya başladı. Burada tam olarak senaryoyu tarif edemem ama bazı hastalar ve çok ağlayan çocuklar vardı. İşte buna benzer şeyler vardı ama daha da ürpertici ve üzücüydü. Tarif bile edemiyorum. Vücudum dondu ve o kabusu 7 dakika kadar gördükten sonra hala bir insan olduğumu fark ettim. Zihnim çocukların dahil olması nedeniyle o videoya çok farklı bir tepki verdi. Buna da dayanamadım. Bu benim gerçekten eşiğimdi. Güle güle Thor. Güle güle sapıklar. Cehennemde yanın. Orut bu çocuklara. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin isterseniz bana abone olmayı unutmayın. Ben Batın. Başka videolarda görüşmek üzere.